Dostlar merhaba, hoş geldiniz. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik 4. ünitenin son alt başlığına. Türk dünyasında roman konusunu ele alacağız. Türk dünyası edebiyatında roman denildiği zaman Türkiye sınırları dışında oluşmuş romandan bahsediyoruz. Unutmayın. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. notlarımızda geldi. 12. sınıf 4. ünite Türk dünyası edebiyatında roman konusu. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyası bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Tabletinize, bilgisayarınıza indirerek PDF notları üzerinden beni rahatlıkla takip edebilirsiniz. Haydi bakalım. Türk dünyası edebiyatı denildiğinde aklımıza öncelikle Türk dünyası kavramı gelmelidir. 20. yüzyıl başından itibaren Türk dünyası kavramı kullanılmaya başlanmıştır ve bu kavram Türklerin yaşadığı bütün coğrafyaları kastetmektedir. Türk dünyasının yayıldığı coğrafya ise oldukça geniştir. Batıda Macaristan, doğuda Moğolistan'a kadar uzamaktadır. Türk dünyası edebiyatı denildiğinde de bu coğrafyada yaşayan Türk halklarının oluşturmuş olduğu edebiyatı anlamamız gerekiyor. Geniş ancak bir o kadar da farklı kültürlerle iç içe olan bu edebiyat dünyasının farklı kültürlerin etkisinde de kaldığını söylememiz mümkündür dostlarım Türk dünyası edebiyatı denildiği zaman Kırgız edebiyatı, Özbek, Azeri, Türkmen edebiyatı, Tatar Türklerin edebiyatı denilebilir. Buralardaki çağdaş edebiyat ile Türkiye'deki edebiyat arasında sıkıda bir ilişki vardır dememiz lazım. Dil ve anlatım yönüyle oldukça gelişmiş olan bu edebiyat dünyasında başta roman olmak üzere diğer edebi türler yani hikaye, şiir, tiyatro gibi birçok türde de eserler verilmiştir. Kırgız edebiyatının en önemli yazarı Cengiz Aitmatov. Kırım Tatarlarında Cengiz Dağcı'nın ünü dünyaya yayılmıştır dememiz gerekir. Cengiz Dağcı romanları aracılığıyla Kırım Türklerinin yaşadıkları sıkıntıları, zulmü, köy insanlarının yaşadığı zorlukları dile getirmiş. Onlar da insandı. O topraklar bizimdi. Yurdunu kaybeden adam gibi önemli eserlere imza atmış. Kırgız edebiyatının en büyük ismi olan Cengiz Aitmatov hikaye, roman, tiyatro türlerinde eserler vermiş. Eserlerinde Kırgız efsane ve destanlarından yararlanmış. Aşk, doğa, savaş yılları ve vatan sevgisi temalarını işlemiş. Türk dünyasında yazılı edebiyat kadar sözlü edebiyatın da gelişmiş olduğunu ve edebiyat geleneğinde önemli bir yer edindiğini de söylememiz gerekir. Bu edebiyatların daha çok Rus edebiyatından etkilendiğinde söylemeliyiz, zira Sovyetler Birliği dediğimiz bir devlet vardı ve bizim bu soydaşlarımız Sovyetler Birliği çatısı altında uzunca yıllar yaşadılar. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk devletleriyle daha yakından ilişkiler kurulmasıyla birlikte bu edebiyatları daha yakından tanıma fırsatımız da oldu. Peki kimler var? Azerbaycan edebiyatında. Nariman Narimanov, İsa Hüseyinov, Sabir Ahmedov, Seyit Hüseyin gibi isimler. Tatar edebiyatına baktığımızda Musa Akit, Muhammed Zahir Bigi. Kırım edebiyatına baktığımızda Cengiz Dağcı, İsmail Gaspıralı. Kırgız edebiyatına baktığımızda Cengiz Aytmatov, Ali Tokenbeyav gibi isimler karşımıza çıkıyor. Evet değerli dostlarım teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.